Herkese selam dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisse senediyle karşınızdayız. Tabi daha önce videosunu çektiğimiz bir hisse senedi. Tekrar bir üstünden geçeceğiz. Durum nedir? Değişiklik var mı? Hedeflerimizde herhangi bir sıkıntı var mı? Veya farklı bir durum var mı? Onu inceleyeceğiz ve... Hedeflerimizi ve yüksek potansiyeli söyleyip videoyu bitireceğiz. Analizimizi yatırım tavsiyesi olmadan paylaşacağız ve sadece teknik olarak inceleyeceğiz. Yani teknik analiz ışığında inceleyeceğiz. Kesinlikle temel olarak herhangi bir veriden bahsetmeyeceğiz. Fakat merak edenler, almak isteyenler, düşünenler veyahut Elinde olanlar temel olarak incelesin ondan sonra ne yapacaksa yapsın her zaman her videoda da söylüyoruz. Eğer temele inanıyorsanız onu da inceleyip ona göre yatırım yaparsınız sadece bu hisse için de demiyorum bütün hisseler için İlk önce siz tabii ki size özel olmak üzere. Çünkü profesyonel değilseniz sadece teknik analize bakıp almak doğru olmaz sizin için. Onun için bir bilginiz olması lazım. En azından temel olarak incelerseniz daha iyi karar verebilirsiniz. Fakat teknik olarak da incelemekte çok çok fayda var nitekim. Biz sadece teknik olarak inceliyoruz ve her zaman ne diyoruz? Eğer teknik analiz bir şeye hazırlık yapıyorsa, bir yükseliş formasyonu oluşturuyorsa kesinlikle o hissede, o şirkette yükselişi tetikleyecek bir şeyler olacak demektir ve düşüşü de işaret ediyorsa aynı şekilde teknik analiz o hissede kesinlikle temel olarak da düşüşü işaret eden ve düşüşe hazırlayan bir şeyler olacak demektir. Teknik analiz önden hazırlar. Videoları çoğunuz abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun ve bildirim zilini açın ki yüklediğimiz her videodan anında haberdar olun. Siz şimdi 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş analizime başlayayım. Evet bugünkü hissemiz Yeşil Yapı. Fakat iyice dinlemeden, şartlarımızı, hedeflerimizi, dinlemeden, kesinlikle analizin tümünü dinlemeden herhangi bir şey yapmayın ki zaten biz de bu hisseyi alın diye yapmıyoruz bu analizi. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece biz teknik analizin gücünü size göstermeye çalışıyoruz. Teknik analiz bir şey olacak diyorsa olacaktır %80 %90. Teknik analiz yükseliş formasyonu oluşturuyorsa o hissede bir şeyler düzelecek demek daha önce dediğimiz gibi. Düşüşü işaret ediyorsa temel olarak o hissede o şirkette bir şeyler kötü gidecek demektir. Şimdi ne diyoruz? Biz bütün bu analizleri, bütün bu hedefleri, bütün bu formasyonları, bütün bu potansiyelleri teknik analizde biliyoruz. Eğer teknik analiz bilmeseydik kesinlikle yükseliş potansiyellerini bilemezdik. Onun için olmazsa olmazımız Kesinlikle teknik analiz ve biz teknik analiz kursu veriyoruz sıfırdan zirveye kadar hem yatırım yapmayı öğreniyorsunuz hem de teknik analizi öğrenip alsat yapmayı öğreniyorsunuz. Fiyatı 1300 TL'ydi fakat 900 TL'ye indirdik. Videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım oradan tıklayıp bilgisayar üzerinden olmak üzere alırsanız seviniriz. Tabi telefondan da alabilirsiniz ama telefondan aldığınızda vergiler çok yüksek olduğu için bize çok az bir miktarda para geliyor. Onun için emeğe saygınız varsa bilgisayar üzerinden alırsınız. Vergi kesintisi daha az olur diyelim. Linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Sağ altta hemen kaydolun yazıyor. Oraya tıklayarak satın alabilirsiniz. Ayrıca linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bakın aşağıda ne diyor sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi. Hemen altında bize verilen puan yazıyor. Yani 5 üzerinden 4 verilmiş 100 öğrencimiz var. Bu şekilde bu bilgileri de ulaşabilirsiniz diyelim ve analizimize devam edelim. Evet bugünkü hissemiz ne dedik? Yeşil yapı endüstri. Daha önce analizini yapmıştık abone olanlar bilir onlar videoyu izlemişti fakat tekrar bir video çekmek gerekiyor çünkü ne diyoruz hedefler tamamlandığında formasyonlar oluştuğunda veya ters bir şey olduğunda grafiği açıp incelemek gerekiyor onun için tekrar bir değinmek gerekiyor şimdi duruma bakalım ne durumda teknik olarak hedefler neresi yükseliş potansiyeli ne kadar ve şartımız nedir kaç TL üstüne çıkarsa eğer bu hedefler gelecek veya kaç TL'nin altına düşerse bu formasyon çöp olur ve düşüş iptal olur. Bunların cevabını vereceğiz. Şimdi önce şöyle bir yakınlaştıralım. Bu arada grafiğimiz haftalık grafik, bir ikincisi logaritmik grafik. Siz bu grafiği ilk açtığınızda bu şekilde sizde görünmeyebilir. Onun için ne yapmanız lazım? Şurada aşağıda sağ tarafta bir altıgen içinde yuvarlak bir ikon var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladığımda zaten ekranda göreceksiniz. Sağ alt köşede Karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bakın orta bölümde ne yazıyor? Normal, yüzde, yüze endeksli ve logaritmik. Biz logaritmik açıyoruz. Siz eğer normal açarsanız grafiği bu şekilde güzel göremezsiniz. Onun için her defasında açıklıyoruz. Bazı insanlar çünkü anlamıyor. Bilmedikleri için onları da anlamak lazım. E, logaritmi tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman ve haftalık grafiği açtığınızda yeşil yapıda böyle bir grafik çıkacak karşınıza. Peki durum nedir ona bakalım. Şimdi Burada bizim ilk önce yükselen bir trendimiz var. Şurada 0.24 23 diplerinden gelen şöyle yükselen bir trendimiz var. Şu şekilde trend çizgimizi çizdik. Burayı kitleyelim. Daha sonra ne var peki? Biraz daha yaklaştıralım. Biraz daha kısa vadede şöyle bir çizimlerimizi yapalım. Şu şekilde şu dipten şuraya bir ara trend desteğimizi, çizgimizi çizelim. Hatta şuranın rengini değiştirelim, mavi yapalım. Bir ana trend, bir de ara trend vardır teknik analizde. Ara destekler, ana destekler, aynı şekilde ara dirençler ve ana dirençler var teknik analizde. Burada da turkuazda yukarıya doğru çapraz çizdiğimiz ana trendimiz ve ana trend desteğimiz. Aradaki şu mavi ile gördüğünüz yükselen çizgide bizim ara trend desteğimiz oluyor. Peki kısa vade için bizim durumumuz nedir? Daha doğrusu hissenin durumu nedir? Şöyle baktığımızda şurada bizim 2.86 desteğimiz var. Bu 2.86 eğer aşağı kırılırsa bizim ara tren biter ve ana tren desteğine doğru bir hareket yapabilir ki geçmişine baktığımızda burada da şu sol omuza baktığımızda iki tane sol omuz gibi hareket var. Burada da aynı şekilde şu an sağ omuzu yapmış fakat bir küçük sağ omuzda yapabilir ve bunu yaptığında ana trend desteğine kadar düşebilir ki o da şu andan itibaren baktığımızda 1.76 seviyeleri hatta şöyle çizelim 1.76 1.80 civarları bizim şu andan itibaren örneğin şunu örnek vermek istiyorum. Yarın çok sert bir hareket oldu, sert bir düşüş oldu diyelim ki aşağı doğru direkt düştü. Bir iki gün boyunca düştü, direkt düştü. Sadece işte taban taban kapattı. O zaman bizim ana desteğimiz 1.79-1.80 civarı olacak. Fakat önümüzdeki birkaç ay sonra örneğin hisse şuralara kadar geldi. İşte şu grafik alanı doldu diyelim ki şuraya kadar geldi ve buradan bir düşüş oldu. Bu sefer de bizim destek noktamız 2 TL seviyesi olacak. Ne diyoruz? Yükselen trend destekleri devamlı değişiyor. Yani gün be gün değişiyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım biraz teknik analiz eğitimi bilmeyen arkadaşlar için de eğitim niteliğinde olsun diyelim. Ne dedik? 2.86 TL seviyesi eğer kırılırsa buraya gelip tekrar şöyle bir kulp yapma ihtimali doğar o zaman şöyle çizdik turkuazla. Bu şekilde olursa grafik daha da güzel olacaktır. Oraya geldiğinde şahsen ben tekrar bir denerim buradan hatta mavi çizginin üstünde biraz alım yaptım. Eğer altına düşerse satarım 2.86 altına düşerse. Dediğim gibi bu ara trendi tekrar kırıp 1.80 1.90 aralarına kadar düşme ihtimali var. Eğer 2.86 kırılırsa aşağı doğru şartımız budur. Peki gelelim uzun vadeli grafiğimize ve ana hedefimize. Şimdi burada nasıl bir formasyon vardı? Burada bizim bir tobo formasyonumuz vardı ve uzun vadeli bu haftalık bir grafik olduğu için her zaman ne diyoruz uzun vadeli bir grafik haftalık grafik ne demek şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir haftada oluşmuş demek diyelim ve doğal olarak da uzun vadeli bir grafik şimdi Turkuazla çizgileri görüyorsunuz. Şimdi aşağıda gördüğünüz gibi sol tarafta yarım ay şeklinde çizdiğimiz bir çizgi var. Biz buraya sol omuz diyoruz. Yani onun üstündeki harekete. Ortada yarım ayla çizdiğimiz harekete de baş diyoruz ve sağ tarafta şurada gördüğünüz turkuazla çizdiğimiz yerin üstündeki alana da sağ omuz diyoruz ve doğal olarak da burada bir ters omuz baş omuz formasyonu dediğimiz olay gerçekleşmiş. Formasyon tamamlanmış mı? Tamamlanmış fakat burada bir sanki yükselen üçgen formasyonu var. Onun için 2.86 tehlikeli. 2.86 altına düşerse dediğim gibi 1.80'lere kadar düşme ihtimali var. Fakat bundan sonra nasıl bir hareket beklenebilir? 2.86'nın üstüne kaldığı sürece bizim burada 4 TL ana direncimiz var. 4 TL. Şimdi bu formasyon 4 TL'de tamamlanır. Formasyon tamamlandıktan sonra ne olması gerekiyor? 4 TL'nin üstünde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Yani haftalık grafiğe baktığımızda 4 TL üstünde en az bir 3-4 haftalık bir kapanış olacak. Burada biraz dinlenecek ve ondan sonra yükseliş potansiyeline yani hedeflerimize gidecektir. Şartımız nedir? Bakın bu şartlar çok önemli. Biz bu hedefleri veriyoruz, bu potansiyelleri söylüyoruz ama şart koyuyoruz. Şartımız nedir örneğin bunda? 4 TL üstüne atıp kalıcı olması bir. İkincisi eğer bu hisse senedi uzun vadeli olarak 4 TL seviyesinin üstünde kalıcı olursa sonraki hedefimiz ve yükseliş potansiyelini söylüyorum size. Bu Ters omuz baş omuz yani tobo formasyonun hedefi gördüğünüz gibi 54 TL daha sonra 700 TL olacak. Peki şu andan itibaren bizim ne kadarlık bir yükseliş potansiyelimiz var ona bakalım. Şu an kaçlarda 307 TL seviyesinde ve 700 TL'ye geldiği zaman bizim yükseliş potansiyelimiz ne kadar ortalama olarak şöyle alalım. 2.94-3 TL seviyelerinden. Şöyle gördüğünüz gibi 700 TL'lere geldiği zaman %25 binlik bir yükseliş ihtimali potansiyeli var. Ama dediğimiz gibi şartımız nedir? 4 TL üstüne atıp orada kalıcı olması. Daha önceki videoda da dediğim gibi çoğunuz uzun vadeli yatırımcı değilsiniz. Onun için bir hissede belirli bir kar aldıktan sonra Hisseyi satıp karınızı cebinize almanızı ben öneriyorum. Ama yok ben illaki uzun vade beklerim diyorsanız da bir hisseyi alıp şirketi araştırın tabii önce. Alıp uzun yıllar beklemelisiniz. Eğer yatırımcı olacaksanız böyle yapmalısınız. Eğer 4 TL üstüne çıkarsa ben de alıp deneyeceğim ve bekleyeceğim diyorum. Bu şekilde yüksek potansiyelli birçok hisse olabilir. Onun için siz eğer görüyorsanız bu potansiyelleri lütfen bizimle yorum bölümüne paylaşın, yazın analizini yapıp sizinle paylaşalım. Kaç tane arkadaşımız söyledi sağ olsunlar. Biz onların sorduğu birçok hisseyi bu şekilde videosunu çekip sizinle paylaştık. Siz de yazın. Sormak istediğiniz herhangi bir hisse senedi vesaire varsa bu videonun yorum bölümüne yazın veya bu hisse hakkındaki düşüncelerinizi, temel olarak araştırdığınız veya bilginiz olan hisseleri yazın. İnceleyip sizinle paylaşalım. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Kanala abone olmayı unutmayın. 2-3 saniyenizi alacak sadece bu tür videolar için. Mutlaka kanala abone olun ve sevdiklerinizle paylaşın. Söyleyeceklerim bu kadar sonraki videolarda. Görüşmek üzere.